Sıra yatırımdan herkese merhaba. 18 Ocak Çarşamba akşam bültenimizde birlikteyiz. Ben Serdar Pazı. Biz yüzde son işlem saatine doğru girerken sınırlı kar satışları var. Endeks gün içerisinde maksimum 5424 seviyesini gördükten sonra 5400'ün altına doğru sarktı. Hatta 5350 ve aşağı yönde zorlanabilir gibi gözüküyor seansın devamında. Ve bakıldığında Sasa, Tüpraş, Aselsan, BIST 100 içerisinde endeksi puan bazında en çok katkı veren, yukarı yönde taşıyan şirketler. Otokar yerine BIST 100 içerisinde tavan olması itibariyle yakından izlenen, Sasa'nın yumurtalık tarafında yaptığı yatırımlara ilişkin gelen açıklama, önemli bir performans sergilemesine neden oldu. 125'e kadar hisse seans içerisinde yükseldi. Genel olarak yurt dışına bakacak olursak enflasyon verilerinin beklentilerden daha aşağıda geldiğini görüyoruz. Sabah itibariyle Avrupa'da enflasyonu takip ettik. Beklenenden daha düşük bir orada seri geldi. Öğleden sonra da Amerika'dan gelen üretici fiyat endeksi gene beklentilerin altında bir enflasyonu işaret etti. Ve enflasyondaki geri gelmenin devamı Fed gibi, Avrupa Merkez Bankası gibi büyük majör merkez bankalarının beklenenden daha az şahin olabileceği, yani faiz arttırımlarını 1 iki toplantı sonrası para vereceği senaryosunu ön plana getirdiği için aslında piyasada risk iştahını toparlayıcı olarak değerlendirilebilir. Amerikan vadeli endeks kontratları biz son işlem saatindeyken hafif artıda seyrediyor. Orada tabii şirket finansalları dolayısıyla sektörel ayrışmalarda Dow Jones'ta dün yaşandığı gibi söz konusu olabilir. Onu da yakından takip ediyor olacağız. Altında ve gümüşte kar satışları hızla karşılandı. Altın yeniden 1900 üzerine attı. Gümüşte 24 seviyesinin üzerine attı. Dolar ons bazında bakıldığında içeride dolar kurunda nispeten yataya yakın bir seyri var. 18.78'ler 79'lar nispetinde. Euro dolar Villeroy'dan gelen ECB yetkilisinden Lagarde'ın yaptığı 50 bas puanlık yönlendirme halen geçerli açıklamasıyla bir miktar toparlamış gibi gözüküyor. Sabah Japon Merkez Bankası kaynaklı yaşanan dolar e, atağı, dolar rallisi dolayısıyla hız kesmiş gibi gözüküyor Amerika seansına doğru giderken. Şimdilik Trave yatırımına sizlere aktaracaklarımız bunlar. Herkese iyi akşamlar, iyi seanslar diliyoruz.